Evet herkese merhabalar. Tekrardan bir haftalık vlog'a hoş geldiniz umuyorum. Bu sefer pazar akşamına en azından bu videoyu yetiştirebilirim. Ee, şu anda elimden geldiğince hızlı bir biçimde Devil May Cry 3'ün koleksiyon videosu ile uğraşıyorum. İnsanların da sorduğu sorulardan bir tanesi bu. Devil May Cry 3 koleksiyon videosu nerede? Hani gör döndüğün sonunda İstanbul'a ne zaman yapacaksın, ne alacaksın falan. Geçen hafta vlog'da belirtmiştim. Hani demiştim ki Yetiştirememe olasılığım çok yüksek bu hafta içerisinde çünkü bir yandan hala koşturmacı içerisindeyim hani iş görüşmeleri bilmem ne vesaire hani söylüyorum sürekli sizlere onların peşindeyim ama daha yani açıkçası metni bitirip şeyin başına oturduğumda yani seslendirme ve kurgunun başına oturduğumda cuma günüydü. Yani zaten yetişme şansı yoktu bir günde. Şu anda kurgusuyla uğraşıyorum. Gelecek hafta cumartesiye kadar yetişecek. Gelecek hafta cumartesi günü Devil May Cry 3 koleksiyon videosunu seyredeceksiniz efendim. O kesin. Ondan sonraki haftada umuyorum yetiştirebilirsem Deus Ex Mankind Divided incelemesini yapmak istiyorum. Çünkü e, oyunu yani çıkalı kaç hafta oldu? Bir haftam, mı iki hafta mı ne çok fazla bir şey olmadı açıkçası az oldu ama yani evet hani hızlı bir şekilde oyunu bitirip eğer incelemesini yaparsa mutluluk verici olur. Ama ve lakin oyunu bitirip bitiremeyeceğimden emin değilim şu anda oyunu zaman ayırmaya çalışıyorum elimden geldiğince videolardan boş zaman ayırıp oyunu oynamaya çalışıyorum ama oynadığımda da gerçekten çok yavaş ilerliyorum oyunda. Malum Deus Ex olduğu için öyle normal diğer FPS'ler gibi oynamaya çalışmıyorum ben bu oyunu. Gerçekten stealth odaklı gidiyorum. Mesela dün çok çok basit bir yan görev vardı. Yani tek yapmam gereken bir binaya girip binanın böyle işte dev bir şey binasıydı. Bir şirketin binasıydı. Her taraf kameralar, dronlar bilmem falan filan korunan bir bina. Binaya girip sadece bir kasadan bir şey alıp çıkacağım bir odadaki. Ve tek yapmam gereken şey normal şartlar altında biliyorsunuz o oyunda e, cover'ın arkasına geçip pompalıyı çekip takır takır herkesi vurarak ilerlemek olması lazım. Yo ben inatlaştım yani kesikle dedim o şekilde geçmeyeceğim. Baya bildiğiniz stel şekilde borulardan teker teker oradan buradan görünmez ol oraya gir buradan çık işte gizli yolları ara gardiyanlara gözükme robotlara gözükme kameralara gözükme güvenlik görevlerini dev de dışı bırak güvenlik şeylerini hackle konsollarını hackle, kameraları devre dışı bıraktır, onları da falan filan o şekilde oynadım bildiğiniz 3 saatte bine geçtim yani normalde 20 dakikada geçeceğim bölümü 3 saatte geçtim ama bence Deus Ex böyle oynanması gereken bir oyun yani bence Deus Ex'in oynanması gereken biçimi bu hani stealth odaklı bir oyun çünkü o gerçekten FPS kısmı o kadar iyi hissettirmiyor, vuruş hissiyatı falan pek mutluluk verici değil açıkçası. O yüzden ben e, hala şey odaklı oynuyorum. Selt odaklı oynuyorum. Bitirebilirsem oyunu ki bu hafta içerisinde biterse iyi olur en azından. Hani hem Devil May Cry videosunu hazırlamış olurum o arada. Hem de hemen otururum başına. Hemen metnini yazarım eee yapar, kurguyu yapar. Bir sonraki hafta yetiştiririm diye umuyorum. tek sıkıntım bildiğiniz gibi incelemelerde her zaman için ben bir önceki oyundan bahsetmeye çalışıyorum. Eğer bir önceki oyunu incelememişsem veya herhangi bir şekilde ya yani bir video yapmamışsam üzerine oturup önce hani bir nostalji geri dönüş noktası yapıyorum incelemenin başında ve bir önceki oyundan bahsediyorum. Sonra bir önceki oyuna karşılaştırmalı olarak inceliyorum oyunları. Ama e, bu oyunda ya elimde birinci oyunun görüntüsü yok. Birinci oyun Human Revolution yanlışlık olmasın. Elimde o oyunun görüntüsü yok yani. Şimdi oturup onu en baştan oynarsam bir de mümkün değil yetişmez. Tekrardan oynayacak zamanım yok maalesef Deus Ex'in ilkini. Yani Human Revolution ilkini demeyeyim. Human Revolution tekrardan oynayacak zaman yok. O ışık bir anda çok mu parladı? Neyse. Ee, o yüzden de muhtemelen ilk oyundan bahsedemeyeceğim ya da ilk oyundan sadece fragmanlarla bahsedeceğim gibi geliyor. Bakalım göreceğiz. Ee, kanala bu hafta içerisinde koymayı düşündüğüm tudumunu hala bitiremedim. Yani geçen hafta biliyorsunuz bir öfke bölümü oldu tudumunu. Oğlum bu iş çok mu arttı lan bir anda? Biraz önce o kadar parlak değil miydi ya? Niye böyle oldu? Cık, gözüm olmaya başladı. Ee, bir öfke durumu yaşandı çünkü çok güzel bir bölüm çekmiştim Tudumun için. Böyle bayağı hani keyifli olduğum çok güzel. Allah'ım yarabbim ya çok gözümü alıyorsun ya. Lütfen bozulma. Şimdi bak ilk seferde rojuyorum. açıyorum. Anda tekrar bir anda çok parlaklaşıyor. Niye olduğunu anlamadım bir şekilde parlaklaşıyor. Her neyse. Heh, neyse. Tudum bunda gerçekten uzun zamandan sonra ilk kez güzel bir gameplay. Ya niye böyle yapıyorsun ışık ya? Bir anda parlaklaşıyor. Neyse. Ee, uzun zamandan sonra gerçekten e, iyi bir bölüm çektiğime inanmıştım. Gameplay, let's play bölüm çektiğime inanmıştım. Gerçekten güzel esprilerle, güzel anılarla falan filan doldurulmuş bir bölüm olacaktı ama. E, sonradan tabii ki gene... Bilgisayardaki OBS'in şeyine uğradık. Yani azizliğine uğradık. Bölümü kaydetmemiş. Tekrardan çekmek zorunda kaldım ve bayağı bir rage'e girdim. O öfkeden sonra da tekrar tutumuna devam etmedim. Halbuki şu ana kadar bitirmiş olmam gerekiyordu onu. Ee, bu hafta içerisinde artık onu bitirelim. O bir aradan çıksın. Ee, metroya geri dönelim. Kaç haftadır metronun yeni bölümünü koyamadım. Malum başka şeylerle uğraştığımda metroyu bir yeni bölümü çekemiyordum. Witcher'a devam edelim. Ee, ondan sonra bu hafta çekmek istediğim şey Attack on Titan'ın oyunu geliyor. O oyun PlayStation 4'e özel duyurulduğunda sonradan bilgisayara duyurulmuş ben fark etmedim onu. PlayStation 4'ten sipariş vermiştim bekliyordum gelmesini. Ee, doğal olarak şu anda Türkiye'de satılmadığı için yurt dışından hani, ön sipariş verdim bekliyorum gelmesini hala şu an kargoda ama sonra bilgisayara çıkmış ve çok daha ucuza çıkmış yani ben onu 40 pound'a mı ne aldım internet üzerinden korkunç bir fiyat yani 170-180 liraya falan geldi hatta bir de kargo eklenince bayağı da arttı o fiyat e şimdi 70 liraya satıyorlar Steam'de bir sen direkt Steam'den alırdım yani açıkçası neyse yapacak bir şey yok o gelecek onu çekeceğim onu seri yapar mıyım bilmiyorum İlk izlenim olarak bir bakacağım eğer seriye dönüştürebilirsem seriye dönüştüreceğim çünkü sonunda sonunda gerçekten Attack on Titan'ın yani Shingeki no Kyojin olması gereken şeyi bu oyun verecek gibi geliyor. Benim onun anime serisiyle alakalı ve direkt mangasıyla da alakalı en büyük sıkıntım. Zaten ee, birazcık spoiler olacak o seriyle alakalı ama. Ana karakterin bildiğiniz serinin ilk 5-6 bölümünü tamamen şu 3D Man of kullanarak ee, onu kullanmaya çalışarak geçirmesi. Onu öğrenerek nasıl kullanacağını öğrenerek geçirmesi. Bu havada hani halatlarla daha kanca bu neyse işte fırlatıp hani Spiderman gibi uçtukları şeyler var ya. Onları öğrenerek geçirmesi ve ondan sonra 7. bölümden itibaren serinin bambaşka bir noktaya gitmesi ve ana karakterin bir daha onları onları kullanmaması. Çünkü bambaşka bir şekilde artık savaşması. Çok spoiler vermeyeyim ama. Beni çok sinirlendirmişti. Bu oyun direkt olarak o experience, o deneyimi verecek gibi görüyor. O makineyi kullanmak nasıl bir hissiyatmış en azından görürüz gibi duruyor. Umarım gerçekten yani şu an yorumlar iyi gibi oyunla alakalı. Bakalım göreceğiz. Gelsin oynayacağım. Ona bir ilk izlenim veya seriyi çekeceğim. ondan sonra bir kaç haftadır beklenen Türk oyunu var bir tane Fabric diye onu çekmem lazım kaç haftadır bekliyor sürekli unutuyorum ona en azından bir ilk izlenim çekmem lazım onun zaten serilerimiz dediğim gibi devam ediyor metromuz var Witcher'ımız var to the moon'umuz var ee, ve yakın zamanda yanımda bir ortakla beraber yapacağım Gears of War var. Şimdilik bunlarla devam ediyoruz. Ee, tabii ki MSI sponsorluğum için de bilgisayardan daha fazla oyun oynamam gerekiyor. O makine hala orada duruyor, hala açmadım. O kadar üşeniyorum ki kasayı hala açmadım. Evet. İnsanlar deliriyorlar. Arkadaşlarım deliriyorlar. Aç şu kasayı artık bir bak diye. Olacak olacak. Hepsi olacak olacak yapacağız hepsini. Bu haftaki planlarımız şimdilik bu kadar bu haftaki şeye gelirsek eğer konuya gelirsek eğer bundan sonra ne yapmalıyım aslında asıl sormak istediğim şey bu. Vloglarda her hafta bir filmden bahsediyoruz. Ben de nasıl bir şey denk geldiyse her hafta bir filme gidiyorum neredeyse sinemada. Eskiden bu kadar çok gitmiyordum sinemaya. Son dönem çünkü sinemaya gider oldum. Ha bir de sinemaya gidiyoruz birileriyle ve ben her hafta bir filmden bahsediyorum o yüzden falan. E, bu hafta da Star Trek'e gittik. Taner abiyle gene konsol oyun sponsorluğunda tabii. Konsol oyun, konsol oyun. Ne ilginç değil mi? Yani Taner abi bize hem e, oyun sağlıyor, işte ben, Mete, Beril, Tunal falan baya böyle bir kesme Baya oyun sağlıyor vesaire Onu böyle oyunlardan bahsederken hep konsol oyun sponsorluğunda diyoruz Şimdi filmlerden bahsederken de konsol oyun sponsorluğunda diye girmek gerekiyor Çünkü Taner abi cidden hepimizi bildiğin sinemaya götürüyor Şimdi yani Yemeklerimizi ısmarlıyor, oradaki abur cubur ısmarlıyor, her şeyi ısmarlıyor adam bizi alıp sinemaya gidiyor Bundan sonra o yüzden film incelemeleri yaparken Konsol oyun sponsorlu diye girmek lazım. Film incelemesi falan yapmıyorum o ayrı mesele de. Ama yapsam mı diye düşünüyorum. İnceleme çok başka bir konu var. İnceleme değil. Sadece oturup kamera karşısında bu tarz görüşlerimi belirtebileceğim basit videolar yapsam mı diye. ki. Çünkü şu ana kadar e, yani son birkaç aydır vloglarda yaptığımız şey bu. Hep bir filmden bahsediyoruz. Hep ama. Ve insanlar da benim bu filmlerle alakalı konuşmamdan memnun gibiler. Yani o yüzden de sürekli olarak ya bir film incelemesi ya da anime incelemesi sürekli yap diyorlar bana. Ya da en azından kamera karşısına geçip bu tarz konuş diyorlar. O yüzden hafta içi bir günü bunu ayırsam mı diye düşündüm ilk başta. Dedim ki hani bir, bir gün haftanın bir günü. Perşembe, cuma, çarşamba ne gün olursa herhangi bir günü sadece film günü yapalım. Ben kamera karşısına bu tarz geçeyim ve filmlerden konuşayım. Vlog'u bambaşka konulara atayalım. Yani pazar günkü vlog'u bambaşka bir konsepte yapalım. Onda hani daha farklı konulardan bahsedeyim. Aklıma takılan şeylerden oyun haberlerinden olan bitenden kanalda olacaklardan falan filan bahsedeyim diye düşündüm. Ama sonra film incelemesi olarak ne kadar başarılıyım diye düşündüğümde çok fazla cevap alamadım. Çünkü neden biliyor musunuz? Özellikle şeyden sonra fark ettim bunu. Star Trek Beyond'u dün akşam seyrettikten arabiyle mesela. Star Trek işte ben Star Trek hayranı değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Star Trek'in eski filmlerinden Sadece birkaç tanesini öyle televizyonlarda denk geldiğim zaman küçükken seyretmiştim hayal meyil hatırlıyorum yani konu neydi kim ne oluyor falan hiçbir fikrim yok. Ben Star Trek'in sadece şu yeni çıkan versiyonları seyrediyorum reboot'tan sonra gelenleri yani işte 2008 miydi o, o orijinal Star Trek sonra 2011 gibi miydi v şey o Wrath of Khan değil Wrath of Khan eski olan versiyonu. Ee, neydi lan? Into the Darkness mıydı ikincisi? Into the Darkness herhalde ama gene kandı ya şey villain gene kandı ya filmdeki. Ha yok kan nasıl okunuyordum. Bir de tabii ki şey var. İşte yeni çıkan Beyond var. Şimdi dedim ki hani bu haftaki vlog da Beyond'la alakalı olsun. Gidelim dedim işte izleyelim Taner abiye söyledim. Tamam dedi hadi gidelim. Gittik Taner abiyle seyrettik şeyi. Star Trek Beyond'u. O kadar söyleyeyim yani o kadar az söyleyebilirim ki filmle alakalı. O kadar uzağım ki çünkü Star Trek evrenine. Ya filmi nasıl değerlendirmem gerektiğini bilmiyorum. Bir materyalin eğer fanı değilsen onu seyrettiğin zaman gerçekten onunla alakalı bir şeylerden bahsederken ıı, eksik kalıyorsun. Gerçekten eksik kalıyorsun. Şimdi ben Fallout hayran değilim. Gidip Fallout 4 incelemesi yapsaydım. Iı, Fallout hayranlarını, hayranları için çok irite edici bir inceleme olurdu büyük ihtimalle. Çünkü ne, neyin ne olduğunu bilmiyorum. Daha yeni girmişim bir anda. Bilin hikaye finalinden girmişim neredeyse. Hani oyunun mekaniklerini daha yepyeni bir şeymiş gibi anlatırım böyle falan. E, kaç, gö, yapılan göndermeleri kaçırmışımdır. Hikayedeki boşlukları bilmem falan falan. Bir sürü şeyi kaçırmışımdır. Onlara hakim değilimdir mesela. Aynı şekilde... Star Wars'u bilmeyen bir insanım. Mesela ben de Star Wars hayranıyım. Deli gibi. Çok eskiden beri Star Wars çok severim. Ben Star Trek'le hiç alakalı olmamıştım ama Star Wars'un hardcore hayranımdır. Bir zamanlar öyleydim en azından. Şu an artık de değilim de. Bir zamanlar öyleydim. Şu an mesela yeni bir Star Wars Star Wars filmi çıktığı zaman ben onu çok rahatlıkla en ufak bir şeyim olmadan bir Star Wars hayranlığını gözden o evrene hakim bir insan olarak rahatlıkla inceleyebilirim. Aynı şekilde Star Wars, sadece Force Awakens'ı seyretmiş biri, sadece Force Awakens'ı incelerse beni irite eder. Mesela daha önceki filmlere yapılan göndermeleri bilmiyorsa, oradaki birkaç tane karakteri tanımıyorsa, Star Wars Force Awakens'ın e, A New Hope filminin daha böyle hani neredeyse remake'i denilebilecek seviyede olay zincirleri o şekilde ilerliyor. Yani aynı şeyleri yapıyor. Aynı kurguyu izliyor. Aynı olay hani örgüsünü izliyor ya Force Awakens ve En iyi Hop baya baya neredeyse aynı filmler. Farklı karakterlerle yaşanırsa de aynı filmler aslında. E, yani onu falan fark etmese benim sizlerin bozulur. Mesela Metal Gear Solid'in sadece 5. oyununu incelese bir insan ve doğal olarak çıkıp şimdi şey dese Metal Gear serisine Kuay çok seksist bir karakter işte şey e, baya kadınları objeleştiriyor bilmem ne falan filan dese daha önceki Metal Gear'lerde neredeydin derim ben mesela. Daha önceki Metal Gear'lerin hepsinde bir kesikli bir seks sembolü vardır. Ya da Metal Gear Solid işte 5'te çok aptal, bu kadar ciddi bir oyunda çok aptal saptal geyik kısımlar var. Çok komedi kısımlar var. Bunlar gerçekten çok şey duruyor hani konseptin dışındaymış gibi duruyor. O, o atmosfere uymuyor falan filan aynı şekilde. Ben yine daha önceki oyunlarda nerede diyeceğim. Daha önceki oyunlarda da çünkü her oyunda kesinlikle bir komedi unsuru böyle bir şeyler var. Anladınız mı? Bundan bahsediyorum. O incelemeleri tam olarak doğru bir kafa yapası da yapabilmek için o evrene ve o seriye bence birazcık hakim olmak gerekiyor. Ben dün Star Trek Beyond'u izlerken fark ettim bunu. Çünkü çok sinir bozucuydu. Filmi izliyorum ama olan biteni bilmiyorum. Üstelik de hani bu şey değil sonuçta. Eski Star Trek'lerin falan filan devamı değil. Bildiğiniz o benim izlediğim üçlemenin üçüncü filmi. 2008, 2011, 2000 herhalde 2011'de hatırlamıyorum şu an sallıyorum tarihleri de yani sonuçta o filmlerin hani ee, devamı yani biliyor olmam lazım aslında hakim olmam lazım aslında ama algılayamadım film başladı zaten çok böyle daha önceki filmlerden bahsetmek gerekirse bu arada hızlıca bahsedeyim ilk filmi çok beğenmiştim ben ben Star Trek'in yeni filmlerini de daha geçen sene seyrettim orada Star Wars Force Awakens gelmeden hemen önce seyrettim çünkü J.J. Abrams yönetmişti Star Trek'in o reboot filmlerini Star Wars'u da o yönetecekti o yüzden dedim ki hani hakim olabilmek için en azından hani adamın şeyini değil Star Trek evreniyle Star Wars evreni aynı tutma değil ondan bahsetmiyorum adamın çekim tarzına hani kullandığı sinematografi tekniklerine bilmem nelerine ya işte o çok bahsedilen lens flare geyikleri var böyle bir anda kamerayı yansıyan lens ışıkları falan onları falan filan her şeyi bir hakim olabilmek için ve Star Wars Force Awakens'ta kendimi hani bir yabancı hissetmemek için önce dedim ki Star Trek'leri bir izleyeyim bakayım ne kadar iş çıkarmış. Star Trek'in ilki çok hoşuma gitti. Gerçekten çok sevdim o filmi. Çünkü James Kirk karakteri çok eğlenceli bir karakterdi. O karakterin hani o geminin kaptanı olmak için verdiği mücadele bayağı da geek bir karakterdi aynı zamanda ve insanların tarafından da dışlanan bir karakter. Kimsenin hoşlanmadığı bir karakterdi. Bildiğiniz hani bir underdog story dediğimiz şey tam olarak. O karakterin böyle bir gerçekten hani yerin dibinden çıkıp kahramanlığa doğru böyle herkese liderlik edecek kahramanlığa doğru olan çıkışı benim için gerçekten izlemesi çok eğlenceli bir filmdi. O sırf James Kirk, James T. Kirk karakteri için gerçekten eğlenerek seyredebildim. Aynı zamanda Spock'la falan atışmaları vesaire eğlenceli filmdi seyrettim geçtim çok şey yapmadım. Aksiyon kısımları falan çok hoşuma gitmedi mesela filmin. Hatta hiç hoşuma gitmedi aksiyon kısımları. Ben o filmi tamamen bir karakter hikayesi olarak James T. Kirk'ün hikayesi olarak sevmiştim daha sonraki filmde tabii ki o şey atılmıştı. Bir sonraki filmde James T. Kirk daha böyle birazcık daha ağır başlı bir karakterdi. Artık birazcık daha kaptanlık şeyi oturmaya başlamıştı. Hani hala böyle bir e, ergenlik ufaktan vardı karakterde ama daha çok oturmuştu artık. Herkes sonuçta onu kaptan olarak kabul etmişti. E, sonuç olarak işte kan geliyordu, onunla kapışıyorlardı zırt zırt falan filan. O film mesela çok hoşuma gitmemişti. O film hani sıkılmıştım seyrederken. Çünkü benim için ilginç olan kısmı, o hikayedeki ilginç olan kısım benim için bitmişti. O karakterin kendini o e, tayfaya bir kahraman olarak, bir lider olarak kabul ettirile, ettirebilmesiydi benim için ilginç olan. Star Trek Beyond ondan sonra e, fragmanları falan, ilk çıktığında insanlar çok ters tipleri verdiler. Fragmanın çok sıkıcı gözüktüğünü, hani filmin hiç de hoş olmayacağını falan söylediler ama bayağı bir beğenmişler insanlar filmi. Ki kaç ay oldu o film çıkalı bu arada? Film Amerika'da çıkalı bayağı oldu. Bize çok geç geldi film. Birkaç ay geç geldi. Ee, ve o dönem film çıktığında dönem herkes eleştir, eleştirmeler falan filmden çok memnun olduklarını oldukça eğlenceli bir film olduğunu hani işte beyninizi kapatıp gidip izleyip bir Star Trek hayranı olarak mutlu ayrılabileceğiniz bir film olduğunu söylemişlerdi. Ben bir Star Trek hayranı olmadan gittim ve filmden doğru düzgün hiçbir şey anlamadan çıktım. Yani filme sadece benim Star Trek hayran olmayan bir insanın gözüyle baktığınız zaman çok uyduruk bir aksiyon filmi. Çok uyduruk bir bilim kurgu, bilim kurgu aksiyon filmi olarak kalıyor. Bilim kurgu diyecektim. Bilim kurgu aksiyon filmi olarak kalıyor. Ama işte bilmediğim nokta bir Star Trek hayranının gözünden baktığınız zaman o evrenin hakim bir insanın gözünden baktığınız zaman acaba nasıl bir film? Bilmiyorum acaba nasıl bir film. ya hiçbir fikrim yok. Çünkü benim gözümden baktığınızda James T. Kirk artık tamamen olgunluğu falan filan oturmuş bir karakter. Artık o şey gitmiş eşin macera maceracı değil de o heyecanlı gençlik tarafı gitmiş. Adam artık oturmuş. Adam olgun bildiğiniz yıllardır bu işin içindeki bir karakter. Hatta adam kaptanlığı bırakmayı düşünüyor. Bu arada bu da çok klişe bir e, film konseptidir. Genelde Genelde diziden uyarlanan filmlerde falan olur bu ama. Hani uzun bir süredir devam eden bir dizidir bu. Sonra e, yazın sezon finali verilir. Tamam mı? Sezon finalinde adamlar da hani boşluğu doldurmak için bir film çekerler. Daha doğrusu hani o zamana bir film hazırlanır sezon finaline kadar. Yazın yayınlanacaktır bu. Sezon aralarında. E, bir film çıkar ve filmde işte ana karakter artık ne iş yapıyorsa. Yanında da muhtemelen ortağı vardır. Onunla beraberler. Derler ki işte biz bu işi bırakalım artık falan. Hani bu bizim son maceramız olsun falan der. Böyle bir sinemada film izleyen herkes... Lan bir saniye. Yoksa dizi bitti mi? Dizi bitti bu final filmi mi falan şüphesine düşer bir anda. O bir yanıltmadır. Filmin finaline doğru bir sürü olay olur. Karakterler tekrar işte ya kavga ettilerse bir şey oldularsa filmin girişte. Tekrar birbirlerine bağlanırlar filmin finalinde ve tekrardan ondan sonra ee, hani işte ne kadar sürede devam ediyor dizi diyelim ki. 5 yıldır devam ediyor diyelim ki dizi. Hani işte 5 yıl oldu artık bitirin diyorlardır mesela filmin başına. Filmin sonunda da birbirlerine bakarlar. Bir 5 yıla daha ne dersin der. Evet dostum falan da böyle çakışırlar film biter o kadar klişe bir konsepttir ki bu. O kadar fazla kez yaşanmıştır ki. Bu filmin girişinde daha şeyi gördüm. James T. Kirk işte artık ben Conor e geçmek istiyorum. İşte artık daha fazla uçmak istemiyorum. Daha fazla da doğrusu uzaycı yolculuk yapmak istemiyorum. Ben yerli çık geçmek istiyorum diye düşünüyor. Hani ben benim yerime Spock'ı geçirin diyor. Spock da o sırada şeyi düşünüyor tabii. O da ee, ne vulkan gezegenlerine gidip şey mi yapmayı düşünüyor. Tekrar hani ilk filmde vulkanların gezegeni yok edildiği için vulkanların nesli tehlikede tekrardan hani onların büyümesi için mi bir çaba sarf edecekti öyle bir şeyler falan bir senaryo var. Ve yani biliyor biliyoruz ki yani filmin daha iyi girişinde diyorum ki yani artık nasıl tür bir macera yaşayacaklarsa ikisi de filmin sonunda tekrardan vazgeçip e, tekrardan işte e, Enterprise'ın e, şeyi kaptanı ve şeyi olarak komutanı olarak tekrardan şey yapacaklar. Yani maceraya devam edecekler elbette ki burada bitmeyecek o senaryo diye. Nitekim öyle de oluyor. Tekim öyle de oluyor zaten. Seni o şekilde ilerliyor ama dediğim gibi karakterler maalesef çok sıkıcı şu noktada izlemesi. Ya yani J.M.C. Körkü izlemenin hiçbir anlamı yok benim için şu anda. Çok sıkıcı bir karakter, çok klasik bir karakter çünkü. Ee, yani o karakteri izlerken ufak bir zevk kalmadı. Filmin en eğlenceli noktaları tamamen tamamen e, şeyin adını hatırlamadığım doktor karakterin ve Spock'ın etkileşimleriydi birbirlerine. Bu karakterler birbirlerine çok zıt karakterler çünkü. Nasıl ki ilk filmde Spock'la James C. Kirk e birbirine çok zıttılar. Bu filmde e, ee, Kirk'ün şeyini, eğlenceli kişiliğini daha çok doktor üstlenmiş. Doktor çok daha ilginç bir karakter haline gelmiş izlemesi. Hani sırf bütün filmi o ikisinin üzerine yapsanız böyle birbirlerine hiç alakası olmayan. Daha çok doğru diyalog geçtiğini bile hatırlamıyorum. Doğru düzgün birbirlerini arkadaş olarak bile adlandırmayan bu iki karakterin. o gezegende ee, düşüp kaldıklarındaki hani birlikte hayatta kalmaya çalışma çabaları falan filan seyretmek. O karakterin etkileşimlerini görmek gerçekten etkileyiciydi. Gerçekten eğlenceliydi aynı zamanda. Ama filmin geri kalanını benim için çok, çok, sıkıcıydı. Zaten diyorum ya filmin başında ne olduğunu anlamadım. Olay öyle bir girişti ki. Bunlar bir, şey, bir şeyi kurtarıyorlar. Farklı bir uzaylıyı kurtarıyorlar. O uzaylı işte benim mürettebatıma adıma şöyle bir şey oldu. Bize yardım edin vesaire bir şeyler diyor. Onların peşinden gidiyorlar. Bir yerde bir saldırıya uğruyorlar bir uzaylı sırasında. Ve işin kötüsü muhtemelen bizim seyrettiğimiz salonla alakalıydı ama film o kadar karanlıktı ki filmin ilk yarım saat 45 dakikasında ne olduğunu hiç anlamadım hiç anlamam çünkü göremiyorum yani resmen gözümün önünde olan aksiyonu göremiyordum. Ee, bir kere filmi zaten 3 boyutlu filmleri zaten o yüzden sevmiyorum. O gözlüğü taktığımız zaman direkt olarak şeyi götürüyor. Filmdeki renklerin %50'sini götürüyor bildiğiniz o böyle simsiyah gözlüğü takıyorsun gözüne. Yani güneş gözlüğüyle film izlemek gibi bir şey sinema salonunda. O bir. Oradan bir renkler gidiyor. E filmin kendisi de karanlık pek çok noktada. Hani geminin içinde yürüdükleri sahnelerin normalde aydınlık olması lazım. Geminin içinde karakterlerin suratlarının detaylarını göremiyorum. Ya, karakterlerin mimiklerini göremedim resmen. Spock'la şey yan yana giriyorlar. Kirk yan yana yürüyorlar. Abi yok mu? Ya suratlarını gülümsüyorlar mı? Ağlıyorlar mı? sinirleniyorlar mı? Yok. Belli değil. Göremiyorum yani. Bir yani bildiğiniz detaylı göremiyordum suratlarda ve o çok sinirim bozdu. Neyse ki filmin e, yarısından itibaren tamamı oldukça aydınlık bir gezegende geçiyor. Hani O gezegen hiç karanlık oluyor mu? Olmuyor herhalde. Sırf aydınlık olan bir gezegende geçiyor. Neyse ki hikaye fi, iki filmin ikinci yarısında da hani ve aksiyon sekansları falan filan da hep aydınlık alanlarda geçiyor. Hep güneş ışığı gibi görünen yerlerde geçiyor. O yüzden rahatça görebildim filmin ikinci yarısını. Ama ilk yarısında öyle bir olay oldu. Bunlar Uzaylılar bunların gibisini saldırıyorlar. Enterprise'ı ilk kez çökertiyorlar sonra. 3 gündür hep böyle bir çökmenin eşiğine geliyor. Her seferinde patlayacak bir şeyler oluyor falan. Hep kurtarıyorlar son dakikada. Bu sefer Enterprise'in işi sonunda bitiyor. Enterprise sonunda gerçekten ee, daha filmin ilk şeyinde... Girilen uzay savaşında e, düşman uzaylılar tarafından yok ediliyor. Neyse bunlar işte bir gezegen düşüyorlar ve filmin neredeyse büyük bir kısmı ondan sonra zaten o gezegende geçiyor. İşte bu gezegende bütün mürettebat farklı şeylere e, dağılıyorlar ve o mürettebatın tekrar bir araya gelip e, uzaylıları bir şekilde yani uzaylıların hain büyük, büyük kötü planını durdurmaya çalışmasını anlatıyor film. E, hep ikili üçlü gruplar halinde ayrılıyor bütün mürettebat ve işte o karakterlerin kendi aralarındaki etkileşimleri. Ee, ve tekrar araya gelmelerinden ibaret film aşağı yukarı ama bir de filmin kötü adamınınla alakalı bir sürpriz olması gerekiyor e, hikayede ama çok çabuk anlayabiliyorsunuz kim olduğunu. Şöyle ki e, filmin girişinde zaten e, şeyden bahsediyorlar ya Körk işte babasının babasından hiçbir zaman olmadığı kadar daha yaşlı olduğundan artık babasından bir yaş bile babasının öldüğü yaştan bir yaş daha büyük olduğundan falan bahsediyor daha sonra bunlar şeyle karşılaştım. Uzaylılar bunları ilk saldırdığında ve uzaylı amcam baş kral vardı. uzaylı amcamın ismi baş düşmanın ismi. O kör kalır şöyle baktığında James D. Kirk falan diyor tamam Ben o sırada böyle bir kafamda bir işte şeyler çarpmaya çalıştım. başladı. Hmm, Körkü nereden tanıyor olabilir dedim. Hani ya bu filmi nasıl ilginç kılabilirim diye düşünüyorum çünkü kendi kafamda bu hikayeyi nasıl ilginç kılabilirim ve uzaylı baş düşmanla körk arasında nasıl bir bağlantı kursak ilginç bir film olabilir diye düşünüyorum. İlk filmde çok iyi hatırlamıyorum bu arada. Yani ilk filmde Körk'le alakası neler hatırlıyorum ama ilk filmin girişindeki bu e, ee, Lime Hemsworth'un oynadığı ya Thor'u oynayan amcamın oynadığı Körk'ün babasını oynuyordu o herif. İlk filmin girişinde o adamın öldüğünü hatırlıyorum. Ama nasıl ölmüştü onu hatırlamıyorum. Uz yani uzaylı saldırısına uğradıklarını hatırlıyorum ama gemi havaya mı uçmuştu? Yoksa gemi uzayda kaybolup gitmiş miydi? Hani dedim ki acaba bu Körük'ün babası olabilir mi? Böyle kafana bir şey geldi. Çünkü adam aynı zamanda bizim şeyle alakalı da çok fazla şey biliyor. Ee, Yıldız filosuyla işte bunların içinde olduğu organizasyona nasıl hareket edecekleriyle geminin stratejisi bilmem ne her şeyi biliyor. Dedim ki hani bu acaba şey olabilir mi? Ama sonra düşündüm yani çok saçma olur. Hani bir kere herif uzaylı zaten tipi yani insan değil yani adam uzaylı adam. Hani başka bir ırk değilse eğer bunlar hani dönüşmüş olabilirler mi? Ve bir de yani adam çocukken gördü sonuçta hatta çocukken doğum attı görmedi bile ya yani hiç görmedi adam kök Körk doğmadan Körk doğduktan belki birkaç saniye dakika sonra öldü zaten herif. Saçma gelir diye düşündüm Neyse ondan sonra film devam etti Bunlar işte şeye düştüler Gezegene düştüler Gezegende bir tane gemi buldular Daha önceden o gezegenden kaçtığını sağlayacak eski bir gemi bulmak zorunda zaten Enterprise'in işi bitti çünkü Enterprise gitti güme Gezegende bir tane gemi buldular Çok eski bir gemiymiş Ta böyle kaç bilmem kaç sene öncesinden kalma Çok eski model bir gemi falan Dedim lan şeyin gemisi mi acaba? Yani gene yani Körk'ün babasının gemisi olabilir mi acaba? Hani öyle mi? Neyse film arasına gitti. Hatta abiyle konuştuk. Ya dedim baş düşman şey olabilir mi? Çünkü baş düşman da böyle garip bir herif. İnsanların yaşam enerjilerini çekiyor. Onların yaşam enerjilerini çektikçe suratının şekli değişiyor. ve kafası falan değişiyor. Lan dedim ne olacak acaba? Filmin sonunda bu herif hani bizimkinin babası mı çıkacak harbiden? Neyse abi ondan sonra filmin ortalarında bir yerdeyiz. Ya kesin şey belli tamam mı? O baş düşman oldamın yıldız filosuyla bir alakası var eskiden beri. Belli ki alakası var yani. Orada bir tane gezegeni düşüyorlar. Bunların kurulduğu gezegen uzaylıların ana gezegeni. O gezegende de bir tane şey var. Gemi var. Bu baş düşman olamca kral şeyle alakalı her şeyi biliyor. Yıldız filosuyla alakalı her şeyi biliyor. Savaş stratejilerine zaten orada. Kesinlikle o adamın yıldız filosuyla bir alakası olması lazım. Tek oradaki şey hani nokta babası mı değil mi? Ondan sonra işte Kirk de geç o eski gemiye ulaşıyor. Orada şey diyorlar işte. Ha bu gemi şu adama aitmiş. Kaybolmuş bir daha da asla bulunamamış. Tamam diyorsun bitti. Filmin gizemi çözüldü. Ve bu filmin yarısı falan bu arada daha. Filmin sonları falan değil. Filmin yarısında falanız. Yani o adam düşmüş. O adam bu gemi ona aitmiş. Uzayda kaybolmuşlar bir daha da bulunamamışlar. Yani Okey tamam bitti. Bitti sen direkt anlıyorsun orada zaten hani. Ha, direkt anlıyorsun. Ha filmin ortasındasın. Biraz daha uzatabilirsin o şeyi. Yani sürprizi. Yani normal bir sinema izleyicisi çok zor değil yani onu çözmesi ama neyse. Ondan sonra işte e, tahmin edebiliyorsun zaten neden olduğunu. Muhtemelen işte bu adam buraya düştü. Çünkü burası Beyond Nebula'nın öbür tarafı mı ne bir şeyler söylüyorlar. Onda ne olduğunu anlamadığım için bahsettikleri şey Nebula'nın öbür tarafı neymiş. Uzay, zaman, space, continuum, zartçutundan da anlamıyorum. Veya Star Trek evrenindeki hani o konsept Nebula konseptini de bilmiyorum. Ama filmin ismi Beyond olduğuna göre normalde bilinen uzayın çok daha ötesinde bir yer olsa gerek. Yani normal yıldız filolarının oraya ulaşamadığı bir yer olsa gerek. Ee, çok büyük ihtimalle dedim yani bu kaptan belli ki mürettebatıyla oraya düşmüş ve kurtarılamamış. Adam işte kendi içerisinde yıldız filosuna karşı o yüzden sinirlenmiş, öfkelenmiş. Adamın amacı işte beni kurtarmadınız ben de sizi yok edeceğim. Muhabbeti yapacak dedim ve evet öyle oldu kısacası. Sonuç olarak eğer de geç Öğreniyoruz ki benim için filmin büyük sürpriz oydu aslında filmle alakalı ne fragmanı doğru düzgün seyrettim ne oyunculara baktım ne bir şeye baktım hiç bilmeden seyrettim filmi çünkü ee, o karakter Idris Elba'ymış bilmiyordum onunla, onunla oynadığını tek benim için büyük sürpriz oydu yani eğer de geç o uzaylı yaşam enerjisi eme 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 tekrardan o şeye döndü neredeyse insan formuna tam değil ama neredeyse insan formuna bir döndü aa İdris Elba'ymış lan o diye kaldım böyle yani sinema salonunda benim için filmin büyük sürpriz o oldu yani o adamın o düşen kaptan olduğunu zaten tahmin etmiştim. Yani ondan sonra da oldukça klasik bir kovalamaca, kaçmaca. Körkle ve İdris Elba'nın yani kralın arasında böyle bir e, kapışma bir şeyler falan filan oluyor. Ve çok heyecanlı değil açıkçası. Herifi yeniyorlar. Ondan sonra da tam söylediğim gibi hem Spock hem Kirk şeyden vazgeçiyor tamamen. Eee... <laughs> İşte yok biz maceramıza devam edelim, uçuşumuza devam edelim deyip tekrardan gemideki yerlerini alıp daha çıkacak olan 15 tane farklı Star Trek filmine doğru yol alıyorlar. Şimdi e, filmle alakalı gerçekten hoşuma giden tek tane tabii ki bu kralın arı, ko, arı kovanı, arı sürüsü gibi kullandığı askerleri yok etmenin yolunun frekanslarını bozup onlara çok yüksek sesle müzik dinletmek olduğunu çözmeleri şey geldi aklıma şu. Neydi o? Mar Marslarla alakalı bir film vardı ya. Ben çocukken seyredip hiçbir şey hatırlamıyorum. Türkçe ismi Çılgın Marslar. İngilizce ismini hiç öğrenmedim de. Onda da gene büyük annenin müziğini herkese dinleterek Marsların kafasını patlatıyorlardı. Bunda da e, bayağı sağlam bir... E, bilmiyorum bu arada o müziği. Ne olduğu bilmiyorum üzgünüm. Bayağı ünlü bir müziktir tahminimce ama hiç duymadım. Çünkü müzikle o kadar alakalı bir adam değilim. Ama mesela Körgün falan şöyle, güzel seçim falan yapıyor. Böyle bir müzik çalıyorlar. Belli ki bir rock and roll müziği. Eskilerden kalma müziktir diye yani tahmin ediyorum. Onu çalarak bütün uzaylı ordusunu yok ediyorlar. O sahne çok havalıydı. Ben eserken wow! falan yaptım. Bir de şarkıyı biliyor olsam eminim çok daha etkileyici olurdu benim için ama maalesef bilmiyordum şarkıyı. Ha ne diyeceğim? Sonuç olarak ben bu filme baktığımda benim için çok klasik bir bilim kurgu aksiyon filmi. Benim için ilginç bir film değil. Ama acaba Star Trek fanları için ne kadar ilginç. Çünkü Force Awakens aynı zamanda bir Star Wars fanı olmayan bir insan için eminim çok sıkıcı, çok boş bir filmdir. Çünkü Star Wars Force Awakens'ın tek olayı nostaljilerde. Tek olayın bir nostalji treni gibi Force Awakens. Hani böyle sürekli görüp aa onu biliyorum, onu da biliyorum, onu da biliyorum. Ay onu da biliyorum. Ay sen bu kadar mı oldun? Ay Harrison Ford çok yaşlanmış. Ay Chewbacca, ay o, ay bu. Aa Luke Skywalker falan diyerek bütün filmi geçiriyorsun böyle hani o eskilere göre. Aa Millennium Falcon falan tadında. O böyle nostalji treninde gidiyorsun. Ben Star Trek'te onu yaşayamıyorum. Çünkü o evreni bilmiyorum. Doğal olarak nostalji trenine binemediğin zaman o karakterlerle o karakterlerle bir bağ hissetmiyorsan, o karakterlerle özel bir ilişkin yoksa, o karakterler senin çocukluğunu süslememişse yani bu film çok şey sıkıcı ve sıradan geliyor. Aranızda Star Trek fanları var mı? Eğer aranızda bir Star Trek fanı varsa ve kendini güzelce ifade edebilen bir insan varsa bu filmin sizin için ne ifade ettiğini dinlemek isterim. Çünkü Star Trek fanları bu filmi beğenmişler. Yani Star Trek fanları bu filmi çok iyi bulmuşlar. Acaba sizin için ne ifade ediyor? Yorumlara yazarsanız ya da en azından e-mail olarak bana yollar. Hı, maalesef şey de olmuş. SD yerde olmuş Selim. Evet e-mail olarak en azından yollarsanız benim için daha iyi olacaktır. Daha rahat okuyabilirim. Çünkü çok fazla yorumlara girmek istemiyorum. Çok demoralize ediyor beni YouTube'daki yorumlar. Moralimi bozuyorlar vesaire. ama gelen e-mailleri elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Cevaplamaya çalışıyorum. Eğer e-mail olarak düşüncelerini yazarsanız okurum. Ben de sizlere cevap gönderirim. Önceki gönderenler için teşekkür ederim efendim. Onun haricinde dediğim gibi bu film üzerine konuşma konularına gelirsek tekrardan. Gördüğünüz gibi yaptığım şey bir inceleme değil. Şu an sadece filmle alakalı görüşlerimi bazı belli başlı sahnelerden yola çıkarak belirtmeye çalıştım. Ama tam olarak inceleme bence böyle olmamalı. İnceleme denen şey daha profesyonel olmalı. Konuya daha bir hakimiyet olmalı. Ee, film üzerine... Yani... İnceleme zaten böyle direkt olarak simultane doğaçlama yapılan bir şey olmamalı zaten o ayrı mesele. Not alınmalı, ee, direkt metin yazılmalı gerekildiğinde. Araya filmden bazı sahnelerde şey yapabilirsen, sıkıştırabilirsen ne iyi. Hani video olarak yapıldığını diyorum. Yazı olarak yazıldığında da gene zaten yazı zaten o direkt e, metin oluyor zaten. Ne demek istediğimi anlatabildiğinden emin değilim şu anda. Bu film inceleme alakalı. Ben film incelemiyorum kısaca. Ben basitçe filmi özetliyorum bile denebilir. Yani filmden birkaç sahneden bahsedip sonra üzerine basıcı bir iki espri ve kendinden bir şeyler katıp bahsetmek yani yaptığım şey sence. So, sadece şunu sorayım. Böyle bir konsept ister misiniz? Haftanın bir gününü herhangi bir filme, sinemada yayınlanan bir film olmak zorunda değil. Güncel bir film olmak zorunda değil. Herhangi tarihten bir filmle alakalı konuştuğum bir video günü yapmamı ister misiniz? Sadece bunu sorayım ve vlogu bitireyim efendim. Sevdiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.